أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, İnanç Ekseni programında yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz Ramazan'dayız. Mübarek Ramazan bütün bereketiyle geldi. Ondan azami istifade hepimize Cenab-ı Hak lütfeylesin. Malumunuz olduğu üzere Ramazan'ın en önemli ibadeti, tabii pek çok ibadetler var içinde, mukabele gibi, Kur'an okumak gibi, teravih gibi pek çok ibadetler var içerisinde. Ama Ramazan'ın en önemli ibadeti oruç tutmak. Orucumuzu sağlam bir şekilde tutabilmek için, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği şekliyle onu eda edebilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tutmuş olduğu, o tavsiye etmiş olduğu, icra etmiş olduğu orucu yapabilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bir şeyler ifade edeceğiz. Evet, muhterem hocamız Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin oruç kitabı var. Oruç kitabında oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar sıralanmış maddeler halinde. Biz de ondan bir şeyler ifade etmeye çalışacağız maddeler halinde. Her mevzuda olduğu gibi oruçta da dikkat edilmesi gereken bir takım meseleler vardır diyerek başlıyor hocamız. Oruçtan hasıl olması istenen neticelere ulaşabilmek için başlıca şu hususlara dikkat edilmelidir. 1. Sahurda dikkat edilecek şeyler. Sahur seherle aynı kökten gelir. Seher vakti, yani tan yeri ağarmadan biraz önce yenen yemeğe denir. Bu vakitler en bereketli zaman dilimleridir. Mümin sahura kalkmak suretiyle bir taraftan bu vaktin bereketinden istifade eder, diğer taraftansa sahurda bir şeyler yemek suretiyle tutacağı oruç ve yapacağı diğer ibadetler için de güç ve kuvvet kazanmış olur. Seher vakti yapılan ibadetlerin Cenab-ı Hakk'a doğrudan ulaşacağı zaman dilimleridir. Evet, sahur yemeği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilmiş. Sahurda bereketin olduğuna ve meleklerin sahura kalkanlara duada bulunacağına dikkat çekilmiştir. Efendimiz buyurur bir hadis-i şeriflerinde, "Es-sahuru ekluhu bereketun felâ tedâûhu velev en yecra ahadukum cer'aten min mâin ve innallâhe azze ve celle ve melâiketehu yusallûne alel mütesahhirîn." Sahurda bereket vardır. Bir yudum su içmekle dahi olsa mutlaka sahur yapın. Kalkıp bir yudum su içmek şeklinde de olsa sahura kalkın. Sahurda bir şeyler yiyin için ancak bir bardak su da olsa. Zira Allah Celle Celaluhu sahura kalkanlar için rahmetiyle muamelede bulunur. Melekler de onlar için dua ve istiğfar ederler buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahurda dikkat edilmesi istenen hususlardan bir diğeri de yemeğin vaktin sonlarına tehir edilmesi. Yani sahur yemeğinin, sahurda yenecek şeylerin vaktin sonuna doğru, daha doğrusu imsak vaktine yakın bir zamanda yapılması, yenmesi tavsiye edilmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetine olan şefkat ve merhametinin gereği olarak bunun daha eftal olduğunu söylemiştir. Bu sayede oruç sebebiyle aç kalınan süre azalmakta ve özellikle hasta ve yaşlı insanlar için daha tahammül edilebilir hale gelmektedir. Ayrıca sahurun erkenden yapılması insanın gaflete dalıp uyuklamasına, dolayısıyla sabah namazı kaçırmasına sebep olabilir. Sabah namazına yakın bir vakitte yapılan sahur, namazın vaktinde kılınmasını temin bakımından da önemlidir. Bu konuyla alakalı olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor, "La tezalu ümmeti bi hayrin ma accelul iftara."
وَأَخَّرُ السُّحُورَ İftarda acele edip sahuru tehir ettikleri müddetçe ümmetim hayır üzerinedir. Yani iftarı acele edecekler, yani vakit girer girmez hemen oruçlarını açacaklar ve sahuru da geciktirecek, yani imsak vaktine yakın bir vakitte onu yapacaklar. Evet, sahurla sabah namazı vakti arasının müddetiyle ilgili hadis kitaplarında şu rivayeti görüyoruz. Bir mecliste Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, biz Resulullah'la birlikte sahur yemeği yedik, sonra da sabah namazını kıldık deyince, mecliste bulunanlardan birisi sahur yemeğiyle sabah namazı arasında ne kadar zaman geçti diye sordu. Zeyd bin Sabit şunu söyledi, şöyle söyledi. 50 ayet okuyacak kadar. Evet, demek kısa bir süre, 50 ayet okuyacak kadar kısa bir süre sonrasında kalkıp namazlarını, sabah namazlarını eda etmişler. Evet, iftarda dikkat edilecek hususlar başlığı altında da şunlar ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin iftar ederken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklamıştır. Buna göre bir mümin orucunu açarken şunlara dikkat etmelidir. Akşam vakti girdiği zaman oruçlunun hemen iftar etmesi sünnettir. Evet, akşam ezanı okunur okunmaz veya vakti girer girmez hemen iftar etmek, orucunu açmak önemlidir. Zira bu ibadetin bir başlangıcı var, bir startı var, imsak vakti ve bir de bitişi var. O da akşam vakti, akşam güneşin batmasıyla, akşam vaktinin girmesiyle. Dolayısıyla vakit çıkınca da hemen orucu açmak ve buna riayet etmek, başlangıcına ve sonuna riayet etmek önemlidir. Vakit bakımından çok sınırlı olduğu, vakti girer girmez hemen kılınması gerektiği halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce iftar yapar, daha sonra akşam namazını kılardı. Yani akşam namazını Efendimiz hemen kılmak istemesine rağmen ama önce iftarını yapar ama sonra da arkasından namazını kılardı. İftarın bir an önce yapılması tavsiyesinde insanlara karşı gösterilen şefkat ve merhametin tezahürleri görülmektedir. Gün boyu aç duran insanları vakti girdiği halde yeme içmeden men etmeyi dinin o şefkat ruhuyla telif etmek zordur. Bunun için Peygamber Efendimiz ümmetini iftar yapma hususunda acele etmeye teşvik etmiş. Onu gözünün nuru namazın dahi önüne almıştır. La yezalun nasu bi hayrin ma accelul fitra. İnsanlar iftarı acele yapmaya devam ettikleri sürece hayır üzerindedirler buyuruyor Efendimiz. Başka bir rivayette de Hazreti Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tutumunu bizlere haber veriyor. Ebu Atiye anlatıyor. Ben ve Mesruk, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yanına girmiştik. Mesruk şöyle dedi, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki adam var ki, bunların ikisi de hayırdan geri kalmıyorlar. İki kişiden bahsediyor Hazreti Ayşe annemize. Biri akşam namazı ile iftarda acele davranıyor, birisi akşam namazı ile iftarda acele davranıyor. Diğeri hem akşamı hem de iftarı tehir ediyor, geciktiriyor. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, akşam namazı ile iftarda acele davranan kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah İbni Mesud'dur cevabını verince, Hazreti Ayşe, Resulullah işte böyle yapardı dedi. Yani iftar hemen vakit girer girmez ilk iş olarak iftar yapmak, yani orucunu açmak bir hurmayla, bir bardak suyla, bir herhangi bir şeyle orucunu açmak ve sonra da namazını kılmak. Oruçlunun iftarını hurma veya su ile açması sünnettir.
Evet, Efendimizin aleyhissalatü vesselam yaptığı gibi. Hazreti Enes radıyallahu anh bu konuda şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmadan önce birkaç tane yaş hurma ile, eğer yaş hurma bulunmazsa kuru hurma ile iftar ederdi. Evet, hakikaten biz de Ramazan'da Mekke'ye gittiğimizde Kabe'de iftar, orada iftarlar Kabe'de yapılır. Genellikle çoğunlukla orada yapılır. Ve orada da böyle 5-10 tane bir şey içerisinde, tabak içerisinde herkese yaş hurma ikram edilir. O yaş hurmayla şey yapılır, iftarlar yapılır. Şöyle bir 10 dakika falan geçtikten sonra, bir şeyler yiyip içtikten sonra da hemen arkasından namaza durulur ki bu da Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnetine uygun bir davranış olsa gerek. Eğer kuru hurma da yoksa birkaç yudum su içerdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, Süleyman bin Amir'in rivayetine göre ise Allah Resulü şu tavsiyede bulunuyor. اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَاِنَّهُ بَرَكَةٌ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَاِنَّهُ طَهُورٌ. Sizden biriniz oruç tuttuğunda hurma ile iftar etsin. Zira hurma berekettir. Şayet hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Zira su çok temizleyicidir buyurur Efendimiz. Evet, demek ki iftar sofralarımızda vazgeçilmez olan şey hurma olmalı. Evet, tazesini buralarda bulmamız biraz zor elbet ama kuru hurması, kuru hurmayı bulmak ya her yerde mümkün zannediyorum. Oruç tutmak suretiyle gün boyu aç kalan bir insanın kan şekeri düşer. Bu kişinin ibadetini daha zinde bir şekilde yapabilmesi için bilhassa tatlı bir yiyecekle kan şekerinin dengelenmesi gerekir. Diğer bir husus da açlıktan bitap düşmüş bir şekilde yapılan ibadette huşu yakalamak zordur. Bu gibi sebeplerle, yani akşam namazına durmadan önce böyle tatlı bir şeyle başlamak, bir hurma ile başlamak önemlidir. Kan şekeri düşmüş olabilir. Bundan dolayı da efendim böyle bir şeker almak suretiyle ibadetini daha güzel, huzurlu bir şekilde, dinç bir şekilde eda edebilir. Evet, bu gibi sebeplerle iftarın bilhassa namazdan önce yapılması tavsiye edilmiş olabilir. İftarda dikkat edilecek hususlardan birisi de sofranın misafirlere açık tutulması. Fakirler başta olmak üzere daima birilerinin bulunmasına gayret edilmesidir. Evet, sofralarımızda mutlaka fakirlerin olması tavsiye edilmiş. Fakirlerin görüp gözetilmesi, açların doyurulması ve hele her zaman önemli ama Ramazan'da daha bir önemli. İnsan böylece hem fakirlerin gönüllerini almış hem de iftar yaptırdığı kimse kadar sevap kazanmış olur. Bu hususta Efendimizin şu mübarek hadisini görüyoruz. Men fattara saimen kâne lehu mislu ecrihim min gayren yankusa min ucurihim şeyun. Kim bir oruçluya iftar yaptırırsa onun kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Evet. Dolayısıyla bizlere düşen nedir? Bu Ramazan günlerinde mutlaka insanlara iftar yaptırmak. Yani camilerde, mescitlerde, namazların cemaatle kılındığı yerlerde, hele Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de, orada elinde hurma kasesiyle insanlar o saflar arasında dolaşırlar. Ne kadar çok insana iftar ettirirsem o kadar daha çok sevap kazanırım diye İnsanlara sürekli ikramda, hurma ikramında bulunurlar. Evet, aslında bir yönüyle sevap şeyi var ama diğer taraftan bakarsak bu insanların birbirlerine yardım etmesi, birbirlerinin ihtiyaçlarını görüp gözetmesi ve onların ayağına kadar bu hizmeti götürmeleri önemli bir iştir. Evet, diğer bir madde kötülüklerden uzak durma başlığı altında şunlar ifade ediliyor ki Allahu Teala orucu nasıl vaz etmişse, orucu nasıl emretmişse,
neye oruç diyorsa onu öylece tutmak icap eder. Bir müminin Ramazan-ı Şerif'ten beklenen neticeyi elde etmesi için yeme içmeden kendisini alıkoyduğu gibi aynı zamanda dilini de münasebetsiz, manasız, yakışıksız, hele yalan ve gıybet ifade eden şeylerden uzak tutması gerekir. Hatta gereksiz yere konuşmayıp ağzını yalnız hayırla açıp kapaması, dilini hep sohbeti cananla süslemesi elzemdir, hele Ramazan'da. Gözlerini keza kontrol altına alması gerekir. Harama karşı gözlerini kapaması, baktığı şeyleri iyi görmesi, iyi yorumlaması, her şeyden iyi manalar süzüp sağlaması, çıkarması lazımdır. Mümin bunların yanında kulaklarını da malayani şeylerden uzak tutmalı. Onları Kur'an'a, hadis-i şeriflere, büyüklerin güzel sözlerine açmalıdır. Evet, bu mübarek Ramazan'da gözler Kur'an kelimeleri, Kur'an resmi görmeli. Kulaklar Kur'an sesi sadası duymalı, kalpler onunla dolmalı, taşmalı. Böylece yeme içmeden kendisini alıkoymak suretiyle ağzına ve midesine oruç tutturduğu gibi, mahsurlu ve hatta mahsuru olmasa bile faydasız şeylere kapanmak suretiyle, eskilerin tabiriyle bütün azav-u cevarihine, havas-ı zahire ve batınasına, yani bütün organlarına, bütün zahir batın havasına, hislerine, letaifine oruç lezzetini tattırmalıdır. Oruçlu insan bütün kötülüklere karşı kapılarını sonuna kadar kapamalı, onlara geçit vermemeli. Bunun için de bilhassa, evet, şunlara dikkat etmelidir. Gözü muhafaza etme, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en büyük nimetlerden birisi göz. Göz, insanın dış dünya ile alaka kurmasının en büyük vesilesi. Allah'ın büyüklüğünü anlayıp üzerinde tefekkür edebilmek için yine onun yarattığı şeylere bakmak gerekir. Şu bahar mevsiminde şöyle tabiatla içli dışlı olmak ve orada yeni açan şu ağaçlar, şu çiçekler, şu yapraklar, onları görmek, hayat fışkıran tabiatın o bir nabız gibi atan hay, muhyi isimlerinin tecellilerini orada görmek ve dolayısıyla Rabbimizin bizim için yarattığı o güzelliklere şahit olmak ve şükrünü eda etmek elbette ki. İnsan gözü sayesinde kainatı ve yüce yaratıcının kainatta yarattığı harikaları müşahede edebilir. Ruha ve kalbe gelen şeyler genellikle gözlerden süzülerek gelir. İnsan hususiyle de oruçlu olduğu zaman gözünü haramlardan, kalbine zehir akıtabilecek şeylerden muhafaza etmelidir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor ki: "İnnen nazrata sehmun min sihami iblis mesmum. Men terakaha mahafeti abdaltuhu imanan yecdu halavatehu fi kalbi." Cenab-ı Hak şöyle buyurur diyerek başlıyor Efendimiz. Mana, mesaj Allah'tan ama ifadesi Efendimiz'den olan hadislere kutsi hadis deniyor malum. Evet, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Harama bakma şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim benden korktuğu, bana saygı duyduğu için onu terk ederse, ben o kuluma kalbinde tatlılığını hissedebileceği bir iman ihsan ederim. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de sarih bir surette müminlerin günaha bakmaktan, müminleri günaha bakmaktan men ettiği ayet-i kerime var. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Hem kadın hem erkek müminlere bir emir var. Resulüm, mümin erkeklere gözlerini haramdan sakınmalarını ve iffetlerini korumalarını söyle. Evet, namahreme bakmasınlar.
gözlerini korusunlar. Bu onlar için en uygun, en nezih olanıdır. Yine Allah yaptıkları her şeyden haberdardır diyerek aslında, evet, her şeye nigahban, her şeyi gözetlemekte olan Allah Celle Celaluhu, öyleyse ona karşı saygılı olmalı. Mümin hanımlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar diyerek, kadınıyla, erkeğiyle, bütün müminlere, kadınlara, erkeklere bakmama hususunda, şehvet bakışıyla bakmama hususunda, erkeklere de kadınlara aynı şekilde şehvet bakışıyla bakmama hususunda bir yasak ortaya konulmuş. Evet, tabii ki dili muhafaza Ramazan'da oruçlunun yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Oruçlu bir insanın muhafaza etmesi gereken organların en önemlisi dili. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Men yadman li beyne lahyeyhi ve beyne cembeyhi ve beyne ricleyhi adman lehul cenne." Kim bana iki çene arasını ve apış arasını koruma mevzuunda garanti verirse, ben de onun cennete gireceğini garanti ederim diyor. Bunu söyleyen kim? Allah Resulü, peygamber, Allah adına konuşan bir kimse. Dolayısıyla onun sözü senet. Öyleyse kim cenneti peylemek istiyorsa, diline ve cinsel organına sahip olursa, yani onları yanlış yerde kullanmazsa, zina etmezse, diliyle yalan, gıybet, iftira, dedikodu filan yapmazsa, hakaret yapmazsa, ona cennet garanti ediliyor. O diyebilir ki ben cennetliyim diyebilir bunlara sahip olan. Ama bir ömür boyu bunlara sahip olmak elbette çok önemli. Aynı zamanda ne kadar zor. Diğer zamanlarda korunması için teşvikte bulunup karşılığının cennet vaat edilen dilin elbette ki oruçluyken daha iyi muhafaza edilmesi gerekir. İnsan bilhassa oruçluyken dilini yalandan, gıybetten, başkalarını çekiştirmekten, haram mevzuları konuşmaktan, kavga ve gürültüden korumalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kutsi beyanlarından hareketle söyleyecek olursak, hayırdan başka bir şey konuşmamalıdır diyebiliriz. Zira men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyegul hayran evil yasmut diyen Efendimiz, yani Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun buyurur Efendimiz. Demek ağzını, insanın dilini hayırda kullanması, hakkı anlatmada kullanması, Kur'an okuması, Allah kelamını, Resulullah'ın beyanını insanlara ifade etmekte, yani hak üzere sürekli hayat boyu hakkın etrafında dönüp dolaşıp durup bu dili, bu aleti o istikamette kullanması tavsiye edilmiş. Resul-i Ekrem Efendimizin bu hadisi şerifini kendine düstur edinen bir mümin, daima Kur'an'la, evrad-ı ezkarla meşgul olmalı, ahireti hatırlatacak, tefekküre sebep olacak şeyleri konuşmalıdır. Bilhassa kavga gürültü çıkarmaktan kaçınmalı. Dövene elsiz olduğu gibi sövene de ona mukabelede bulunmamak suretiyle dilsiz olmaya çalışmalıdır. Kendisine bu konuda herhangi bir sataşma olursa oruçlu olduğunu, mukabelede bulunmayacağını, karşılık vermeyeceğini söyleyebilir. Resul-i Ekrem'in, Efendimizin bu hususta şu beyanlarını görüyoruz. As-sıyâmu cünnetün. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَكُلْ اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ Oruç mümin için kalkandır. Onu oruçlu iken kötü şeyler konuşup cahilane hareket etmeyin. Kalkan nasıl ki korursa oklara karşı, efendim, cephede onu korursa, muhafaza ederse, tabii ki eski savaş aletlerinden olması yönüyle, evet, bugün de füze kalkanı diyebiliriz. Bunun gibi nasıl korursa, oruç da aynı şekilde onu korur.
Oruçluyken kötü şeyler konuşup cahilane hareket etmeyin. Eğer bir kimse size kötü söz söyler ya da kötü muamelede bulunursa, sizinle sataşır, sizinle kavga etmek isterse, ben oruçluyum desin ve mukabele etmesin, ona karşılık vermesin, diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Oruçlu olduğu halde diline hakim olamayan, sadece midesine oruç tutturan bir insan, oruçtan hasıl olacak mükafata, sevaba nail olamaz. Açlık ve susuzluğu yanına kâr kalır. Efendimiz'den öğreniyoruz bunu. Men lem yeda kavle zûr vel amele bih feleyse lillahi hacetun fi en yeda taamehu ve şerabe. Yalan söylemeyi, kötü söz ve kötü fiilleri bırakmayan bir insanın yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yok diyerek o tutmuş olduğu orucun bir anlamı olmayacağını ifade buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu ve rubbe kaimin leyse lehu min kıyamihi illel sehar. Nice oruç tutan vardır ki çektiği açlık ve susuzluktan başka elinde bir şey kalmaz. Ne sevap ne mükafat ahirette. Günlerce aç kalmış ama sadece açlık yanına kâr kalmış. Öbür tarafta hiçbir sevap mükafatı olmamış. Evet, yine gece boyu ibadet yapan nice insan vardır ki uykusuzluktan başka elinde kalan bir şey olmaz diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ibadetin Allah için yapılması, yapılan ibadetin içerisine şirkin bulaştırılmaması, riyanın karıştırılmaması, sadece Allah emrettiği için yapılması, onun başkalarına duyurulmaması, özellikle nafilelerin, dolayısıyla bunlar önemli şeyler. Evet, kulağın muhafaza konusunda da şunlar ifade edilebilir. Sair organlarımız gibi kulağımız da bizlere Rabbimizin emanetidir. Ve bu emanete sahip çıkmamız gerekir. Kulağı muhafaza onu yalan, gıybet, dedikodu gibi çirkin şeylere karşı kapalı tutmakla olur. Ben yalan söylemiyorum ama açtığım ekranlar bütünüyle yalan söylüyorsa onları dinlemek ve masum insanların gıybeti yapılıyorsa, onlara iftiralar atılıyorsa bunları dinlemek, evet o da oruçlu bir kimseye yakışmayan bir şeydir ve dolayısıyla o tür ekranlara karşı kapalı olmalı, bu tür şeyler ortamlardan uzak bulunmalı. Bir müminin bilhassa oruçluyken bu tür şeylerin konuşulduğu ortamlardan hemen uzaklaşması gerekir. Zira konuşulması çirkin olan bu hususun dinlenmesi de o kadar çirkindir. Yani mümin bir tepki koymalıdır. Yanında dedikodu yapılmasına, gıybet edilmesine, masum insanlara hakaret edilmesine, iftiraların atılmasına karşı bir tavır koymalıdır. Ama bu tavrı gösteremiyorsa hiç olmazsa oradan uzaklaşmak suretiyle tavrını belli etmelidir. Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimede "Semmâûne lil-kezib ekkâlûne lis-suh" diyerek onlar devamlı yalana kulak verir ve haram şeyler yerler diyor. Haram yerler. Ekkalun mübalağa ile anlatılıyor ki sürekli yalan dinliyorlar. Yani dinledikleri bütün ekranlar, televizyonlar, okudukları bütün internet haberler, dinledikleri her şey yalan ve yedikleri de içtikleri de yalan onların diyor. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun. Yine zahiri, batini, tüm duyguların muhafaza etme de önemli. İnsana emanet edilmiş organların 3 tanesini ifade etmiştik biraz önce. Zira insan çoğunlukla bu 3 organını iyi koruyamadığı için günaha girer. Bunları koruyabildiği takdirde zamanla cennete ehil hale gelir. İnsan bu organlar vasıtasıyla dış dünyaya açılır. Dolayısıyla dışarıdan ruhunu ve vicdanını kirletecek şeylere maruz kalmamak için bunlara çok dikkat etmesi gerekir.
Vicdanın dört unsuru, ana unsuru ve ruhun dört mühim hususiyeti var. Bunlar irade, zihin, his ve latife-i Rabbani olarak isimlendirilir. Mümin bu unsurların temiz kalmasına gayret etmeli. İrade, zihin, his ve latife-i Rabbaniye. Bunları kirletebilecek şeylerden sakınma adına zahir ve batınında, dış ve içinde, iç ve dış duygularını muhafaza etmesini bilmelidir. Midesiyle birlikte gözüne, kulağına, diline, kalbine, hayaline, fikrine, yani bütün cihazat insaniyesine, bütün organlarına oruç tutturma gayreti içerisinde olmalı. Hak dostları orucu üçe ayırmışlar değerli dostlar. Bir, avamın orucu. Sadece midesine oruç tutturan, zahiri olarak orucu bozacak davranışlardan uzak duran sıradan insanların orucudur. Bu oruçta yeme, içme ve cinsi münasebetten uzak durma yeterli sayılır. Evet. İkincisi, havasın orucu. Evet. Midesine oruç tuttururken onunla birlikte el, dil, göz ve kulak gibi azalarını, organlarını da çirkin şeylerden koruyan, bu sayede orucun bereket ve feyzini tatmaya çalışan seçkin kulların orucudur. Havas, seçkinlerin orucu. Böyleleri dövene elsiz, sövene dilsizdirler. Konuşmaları hep rıza-i ilahi, Allah rızası çerçevesinde cereyan eder. Kulakları çirkin şeyleri dinlemeye kapalıdır. Gözleri de haram şeylere asla nazar etmez. Bir de ehassul havas var, onların orucu var. Evet, bu kimselerin orucunu da şu şekilde ifade ediliyor ki, havasın orucuna ilave olarak biraz önce ifade ettiğimiz, evet, kulakları çirkin şeylere dinlemeye kapalı, gözleri haram şeylere nazar etmez, konuşmaları bütünüyle Allah rızası çerçevesinde olan kimseler, buna ilave olarak şunlar, ehas havasa ilave olarak şunlar şey yapılıyor ki, kalp, hayal ve fikirlerini dahi dergah-ı ilahide güzel görülmeyen yabancı şeylerden uzak tutarak, Allah'ın seçkin kulları arasında hususi bir yere sahip olan müttakilerin orucu. Bunlar da takva sahibi müttakilerin orucu. Cenab-ı Hak bizi en azından havas, ahassul havastan olamasak da havastan eylesin. Bu oruçta Allah'tan başkasını kalpten tamamen uzaklaştırmak esastır. Allah rızası eksenli olmayan her türlü dünyevi düşünce bu orucu manen bozar. Evet, mesela Süfyan-ı Sevri gibi bir zat diyor ki, gıybet orucu bozar. Evet, insan dilini gıybetle kirletmişse orucu bozulur demişler. Halisane oruç tutmadan da bahsedecek olursak şayet biraz, oruç tutarken dikkat edilecek hususlardan en önemlisi ise orucunu sırf Allah rızası için halisane, ihlasla, samimiyetle tutmaya gayret etmektir. Kul oruç tutarken hulus içinde olmalı. Orucu Cenab-ı Hakk'ın kendisine armağan etmiş olduğu bir hediye gibi telakki etme, kabul etmeli ve katiyen onun içine Rabbin rızasından başka bir şey karıştırmamalıdır. Dahası sürekli orucumu tam tutamadım, onu hakkıyla eda edemedim, Ramazan'ın hakkını veremedim mülahazalar içinde bulunmalıdır. Evet, orucumuzu tam tutabilecek miyiz? Onu hakkıyla eda edebilecek miyiz? Ramazan'ın hakkını hakkıyla gerçek manada verebilecek miyiz? Bu kaygı içerisinde olmalı, bunun endişesini taşımalı. Ve inşallah bu endişeyle eda edilen ibadet kabule karin olacaktır. Yoksa bir şey yapıyor gibi çalıma girme, şöyle tutuyorum, böyle tutuyorum gibi başkalarına caka yapma, geceleri kalkıp şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyerek fahirlenme, süma ve riyaya girme, ibadetlerinin güya derinliğini hissettirmeye çalışma gibi şeyler ihlasa manidir. Öyleyse
orucun bütünüyle Cenab-ı Hakk'a, onun rızasına bağlanması gerekir. Ve zaten insanın orucu ondan alıp kendisine mal etmesi, onunla Allah'ın rızasının dışında bir kar elde etmeye çalışması, orucun vaz ediliş hikmetine aykırıdır. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurur, "Es-savmu li ve ene eczi bih." Kutsi bir hadiste, Cenab-ı Hak'tan Efendimizin nakletmiş olduğu bir hadiste, evet, oruç sırf benim rızam için tutulur, onun mükafatını da bizzat ben takdir eder veririm. Bu da sürpriz bir mükafattır manasını anlıyoruz. Hasılı en mükemmel oruç, mideyle birlikte göze, kulağa, kalbe, hayale, fikre vesaire organlara da tutturulan, onların haramlar ve malayani şeylerden alıkonularak kendilerine mahsus kulluğa sevk edildiği oruçtur. Bunun yolu ise insan vücudundaki büyük bir fabrika hükmündeki mideyi oruç vasıtasıyla kontrol altına almaktan geçer. Çünkü o kontrol altına alınabilirse diğer azalar da kolayca ona tabi kılınabilir. İftar vaktinde elbette ki yapılması gereken en önemli şeylerden birisi bol bol dua etmektir. Zira Cenab-ı Hak "Üd'uni estecib leküm" buyurmuş. Yani bana dua edin ki size karşılık vereyim. Rabbimizin bu davetine icabet etmeli. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Orucun, Ramazan'ın anlatılmış olduğu ayetlerin arasına bu dua ayeti giriyor. Kullarım beni soracak olurlarsa bilsinler ki ben çok yakınım. Dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse benim dua edin, bana dua edin davetime icabet etsinler, bana dua etsinler, bana inansınlar, bana güvensinler. Dolayısıyla böyle rüşte kemale ererler ayeti kerimesinde görmekteyiz ki, dua, evet, Ramazan'ın en önemli hususiyetlerinden birisi de dua olsa gerek. İftar vakti yapılacak olan duanın ise Allah katında ayrı bir değeri vardır. Gün boyu sırf Allah rızası için aç susuz kalan, nefsini günahlardan alıkoymaya çalışan bir mümine mükafat olarak Allah onun iftar vakti yapacağı duayı kabul buyurur. Orucunu tutan bir mümin Cenab-ı Hakk'ın böyle bir iltifatını kaçırmamalı. Her ne ihtiyacı varsa iftar vakti ellerini kaldırıp Allah'a arz etmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İftar vaktinde yaptığı bir dua, şu şekilde bir duası vardı Efendimizin. Allahümme leke sumtu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftartu tekabbelhu minni inneke entes semiul alim. Zehebel zama'u ve btelletil uruk ve sebetel ecru inşallah. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Allah'ım, senin rızan için oruçlarımızı tuttuk. Sana tevekkül ettim. Senin rızkınla orucumu açtım. Benden bu orucumu kabul buyur. Şüphesiz ki sen semî ve alimsin. Hakkıyla işiten ve her şeyi bilensin. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşallah ecir ve sevap da mükafat da sabit oldu. İnşallah, evet, ecir ve mükafat, sevaplar da sabit olsun, oruçlarımız makbul olsun. Cenab-ı Hak en güzel şekliyle onları edaya bizi muvaffak eylesin. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam yemeğe davetli olduğu zaman şöyle bir duası var ki, onu da okuyalım. Ekele ta'amekumul ebrar ve aftara indekumus saimun. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ Yemeğinizi iyi kimseler yesin, ebrar yesin. Oruçlular sofranızda iftar yapsın. Melekler size mağfiret dilesin.
Oruçlarımız makbul olsun. Sofralarımızda iyi kimseler bulunsun. Yemeklerimizi iyiler yesin. Oruçlular soframıza davet edelim. Melekler de bize salat okusun, mağfiret dilesin. Evet değerli kardeşlerim, oruçlarımız inşallah makbul olsun. Amellerimiz makbul olsun. Dualarımız kabul olsun. Ve inşallah Ramazan'ın hümnünden, bereketinden, feyzinden azami istifade hepimize nasip ve müyesser olsun. Sallallahu ala seyyidil murselin ve alel melaiketil mukarrabin ve ala ibadikes salihin min ehlis semavati ve ehlil aradin rıdvanullahi teala aleyhim ve aleyna ecmain. Amin ya mu'in velhamdülillahi rabbil alemin.